Günaydın. CNN Türk Ekonomi Servisi'nin hazırladığı Par'ın gündeminde birlikteyiz. Haftanın son iş ve işlem günündeyiz. Bugün de konuğumuz Sani Şener, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sani Bey, neden burada, ne konuşacağız derseniz, hemen arkadaşlar grafikleri verebilirlerse, konuşacağımız temelde aslında iki tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi ekranlarınızda şu anda gördüğünüz grafik. Dünyada kişi başı uçuş sayısı 0,8, yani herkes bir kere uçmuyor. Türkiye'de 1,7, gelişmiş ülkelerde bu sayı 3. Türk sivil havacılığı daha nereye doğru gidebilir? Daha çok uçacak mı Türk halkı? Ve buna tabii ki sektör nasıl ayak uyduracak? Bir tanesi bu, konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. İkincisi de diğer konuşacağımız ana konulardan bir tanesi de sektördeki her 1 liralık harcama ya da 1 liralık ciro ekonomiye 3 lira 25 kuruşluk ilave bir gelir yaratıyor. Bunu konuşacağız ve tabii bunun içinde TAV nasıl bu kadar hızlı büyüdü? Bundan sonra nereye doğru büyüyecek TAV'ın? Bundan sonraki hedefleri nelerdir? Bu kadar hızlı büyümeye nasıl ayak uydurdu ve bundan sonra da nasıl ayak uyduracak? Bunu soracağız. Ama Sani Bey'den bir dakika rica edelim. İsterse bir dolar ve borsayı bir görelim. Hızlı ve hareketli bir dönemden geçiyoruz. Dolar kurumu sabah saatlerinde dün akşam 2.02'yi gördü. İşlemler kapandıktan sonra bankalarası piyasada devam eden işlemlerde 2.02'yi de görmüştü. Ama bu sabah açılışta 2.01.39 seviyesinde olduğunu görüyoruz şu an itibariyle. Bankalarası piyasada da ben 2.01.75 seviyesini görüyorum dolar Türk lirası kotasyonlarında. Borsa bu sabah olumlu açıldı, pozitif açıldı. 0.9'luk %1'e yakın bir yükseliş var. 75 bin puanın üzerindeyiz yeniden. Hızlı bir yükseliş. 655 puan. 75.361 puanı görüyoruz şu an itibariyle İstanbul borsasında diyelim. Ve hemen gene stüdyoya dönelim. Ve başlayalım. Sani Şener'e soralım. Bu kadar hızlı büyüme sürdürülebilir mi? Bundan sonra da bu devam eder mi? Nasıl bu kadar hızlı büyüdü Türk havacılığı? Şimdi kesinlikle tabii ki sürdürülebilir ama bir yere kadar bunu gidecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dünyada havacılık büyüyor. Küreselleşmeyle birlikte insanların ve üretilen malların nakliyesinde çok ciddi bir artış oldu. Türk havacılığı da buna paralel olarak ve Türkiye'de 2000 yılından sonra yapılan belirli düzenlemelerle çok ciddi bir seviyelere geldi. Fakat bundan sonrası tabii ki dünyadaki bu sizin gösterdiğiniz grafikte bir bizim şeyimiz var. Uçma eğilimi diye bir rasyomuz var. Bu uçma eğilimi bir ülkedeki uçan yolcu sayısını ülke nüfusuna böldüğünüzde ortaya çıkan oran. Şimdi dünyada bu 0.8 civarında, Türkiye'de 1.7 civarında. Biz bu işe başladığımızda 2000'li yıllarda Türkiye'nin nüfusu 67 milyondu. 34 milyon yolcu uçuyordu. Yani 0.49 idi. 1.7'ye kadar çıktı. Hatta bu sene 2013 rakamlarında Türkiye'de 150 milyon yolcu olacağı geriliyor. Çünkü son aya girdik, 12. aya. 150 bölü 73 derseniz 2.02'ye çıkıyor. 3 gelişmiş ülkelerdeki sayı mutlaka bir doyum noktası var. Doyum noktasından sonra büyüme %3 ile 5 arasında dünyaya paralel olarak gidecek. Yani şu anda biz mevcut alçak dallardaki elmaları topluyoruz. Ama iyi topluyoruz. Yani 2000 yılından sonra eğer bir liberasyon olmasaydı, yani bir serbestleştirme olmasaydı iç hatlarda bu büyüme olmazdı. Yolcu sayısında da çok ciddi bir tabii yolcu sayısında artıştan bahsediyoruz. Zaten, sektördeki büyüme yolcu sayısındaki büyümeye paralel. Yolcu sayısı büyüyünce hava yolları ve havalimanları işletmeleri kesinlikle büyüyorlar. Şimdi bizim 3'e kadar yolumuz var. Yani bizim nüfusumuz 73-75 milyon olduğunu varsayarsanız 3 derseniz 225 milyon yolcu civarında olacağı varsayılıyor. Gerçi 2023 yılına Ulaştırma Bakanlığı'nın tahminleri 350 milyon yolcu civarında. Bu da olabilir ama rakamlara baktığınızda 3 alırsanız 225 milyon yolcuya ulaşması garantidir. Ulaştırma Bakanlığı 350 demesinin nedeni eğer Avrupa Birliği'ne girersek oradaki anlaşmalarla Open Skies dediğimiz açık semalar anlaşmalarını imzalarsak dış hatlarla da bu serbestliği sağlarsak o zaman belki 300'lü rakamlara 350 rakamlara ulaşma imkanı da Türkiye'de olacaktır. Ama mutlaka bir doyum noktası var. O doyum noktasından sonra da büyüme dünya paralelinde gidecektir. Alçaktaki elmaları sevdim. Güzel benzetme oldu. Şimdi dünyadaki pay %2,5.
Bu aslında küçümsenecek bir pay değil. Milli gelirin payı çünkü %1'ler civarında milli gelir olarak Türkiye'nin payı. Bu %2,5 çok ciddi yüksek bir oran. İyi bir rakam tabii. Yani 1,5'tu biz başladım. Hatta 1'di. %1'di biz işe başladığımızda. O yani 2000 yılında biz havacılık sektörüne girdiğimizde yolculuğun dünya Türkiye'de uçan yolcuların dünyadaki yolcuya oranı %1'di. Şu anda 2,5'a çıktı. Burada şunu dikkate almak lazım. Hakikaten Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu ciddi bir serbestleştirme var. Ve özelleştirme var. Bu ikisinin katkısı çok büyük oldu. Ve Türk Hava Yolları'yla TAV gibi kuruluşlarda bunu çok iyi değerlendirdiler. Yani Türk Hava Yolları'nın çok ciddi bir büyümesi var. Dünyanın sayılı hava yollarından birisi oldu. Biz de hani bizim şirketimiz ama İş ciddiye binince tevazuyu bırakın derler. Biz de şu anda dünyada ciro açısından 8. büyük. Onu soracağım daha sonra. TAV'ı özellikle ayrıca konuşmak istiyorum. Siz söylediğinizden şunu çıkarıyorum. Türk halkı daha uçacağı yer var. Daha çok daha uçacak. Var. Daha var. Bundan sonra daha başındayız bu işin. Daha başındayız. Kesinlikle daha uçacaktır. Yani 225 milyon yolcuya matematiksel olarak baktığımızda çıkacaktır. Ama Türkiye özelinde dediğimiz gibi 300-350'leri de Avrupa Birliği'ne girişle birlikte o serbestleşmeyle birlikte bulacaktır. Peki Atatürk Havalimanı'nda bu arada bir ciddi bir sıkışıklık yaşanıyor şu anda. Biz geçen bir grup gazeteci Malatya'dan geldik. 1 saat 10 dakikalık yolculuk, yerde 1 saat yakın bekledik. Bunu aşmak için neler yapılabilir kısa ve orta vadede bu sıkışıklığı aşmak için? Şimdi biz havalimanı... Çünkü biz park yeri sorunu vardı, park yeri yoktu. Havalimanı işletmeciliğinde kapasiteden konuşurken 4 tane kapasitenin birbirine uyumundan konuşmamız gerekiyor. Bir tanesi hava sahası kapasitesi, ikincisi pist kapasitesi, üçüncüsü park kapasitesi, yani uçakların park kapasitesi, dördüncüsü de terminal kapasitesi. Bu kapasitelerin birbirine uyum içinde olması gerekiyor. Atatürk Havalimanı'na baktığınızda bizim şu anda hava kapasitesinde, pist kapasitesinde ve terminal kapasitesinde çok büyük bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz havalimanı yerde. Ki uçak park kapasitesinde şu anda 90 civarında bir park kapasitesi var ama Devlet Hava Meydanları hemen bir ihaleye girdi, yaptı ve bu ihaleyle birlikte şu anda 43 tane ek ilave geliyor. Yani neredeyse %50 oranında artırılıyor. Bu askeri alanı aldı Devlet Hava Meydanları ve askeri alanda büyük bir apron sahası yapıyor ve bir ilave taksi yolu yapıyor. Bununla birlikte Atatürk Havalimanı'nın park kapasitesi de ortadan kalkacaktır. Bunun belirli bir kısmı bu yaz açılacak. Diğer yaza da veya diğer sezona da tamamı bitmiş olacak. Böylece Atatürk Havalimanı'nda o açıdan ciddi bir rahatlama olacak. Terminalle ilgili bir sıkıntı başlamak üzere. Çok yoğunlaştı terminal. Onunla ilgili de bizden Türk Hava Yolları bir terminale extension yapmamız, uzatma yapmamızı istiyor. Biz bunu yapılabilecek yerimiz var ama bununla ilgili Devlet Hava Meydanları ile görüşüyoruz. Yani bir şekilde bize bir yeni bir gelir kalemi verilirse biz orada bir uzatma yapabileceğiz. Bununla birlikte Atatürk Havalimanı'nda yani 2021... Ne kadar sürer böyle bir şey uzatmanın? Bizim 2021 yılında bitiyor süremiz. 2021 yılına kadar biz bunları çok hızlı şekilde yaparız. Yani biz eğer bir terminal uzatması yapılacaksa 8-9 ayda rahat. 8-9 ay değil mi? Tabii. Biz, çünkü büyük bir yeni bir terminal değil. Sadece bir uzatma. Devlet Hava Meydanları'nın yaptığı yatırımda zannediyorum 12 ile 15 ay arasında tamamlanır ki o zaman Atatürk Havalimanı 2020'li yıllara kadar rahatlıkla götürebilir İstanbul'u. Şimdi sivil havacılığın TAV'a gelmeden son bir soru olarak katma değerini demin gördük. Çok yüksek bir katma değer sağlıyor sivil havacılık. Her 1 liraya 3 lira 25 kuruş görünüyor. Yani 3 kattan daha fazla bir katma değer yaratıyor. Bunu siz Türk ekonomisinde görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, bu katma değer hakikaten bu IATA'nın ve ICAO'nun verdiği bir rakamdır. Dünyada sivil havacılık sektörü 325 katsayısı da katkıda bulunur. Yani bunu şöyle anlatabiliriz pratikte. Yani gelen her yolcunun buradaki turizme katkısı, iş dünyasına katkısı, işte şehirdeki restoranlara bile katkısını düşünürseniz böyle bir katma değeri var. Ama ben buna istihdamdan net bir örnek vereyim size. Bizim 1 milyon ekstra yolcu
Yani 1 milyon Atatürk Havalimanı ekstra yolcu gelirse bu havalimanında direkt olarak 1000 istihdam yaratıyor. 1000 havalimanının bulduğu şehirde yaratıyor. 1000'de faydalananlar 3000 kişiye istihdam yaratıyor. Yani 1 milyon ekstra yolcu 3000 kişiye istihdam yaratıyor. Doğrudan. Doğrudan. Yani doğrudan direkt 1000 kişiye, şehirde 1000 kişiye ve faydalananlar dediğimiz bir 1000 kişiye daha 3000 kişiye istihdam yaratıyor. Bu işte ekonomiye katkısını gösteriyor. Yani bir şehirde bir havalimanını açtınız mı o şehire anında akmaya başlıyor. Yani arz talebin durumu. Aynen siz arzı verdiniz mi, havalimanını verdiniz mi, talep otomatikman, hele havalimanı sektöründe otomatikman arz kendi talebini yaratıyor. Çok ilginç bir şey. Orada rekabet sertleştikçe öyle enteresan bir şey ki bundan yaklaşık 15 yıl kadar önceydi ya da 10 yıl, 12-13 yıl önce kadar önceydi. Tutmuyorum, Marmaris'ten ben bilet o kadar pahalıydı ki 400 bir şey gibi bir şeydi hatırladığım. Mecburen otobüsle gelmiştik ve 90 liraydı. Şimdi 90 liraya uçakla uçulan hatlar var. Gerçekten acayip bir şey. Dönelim TAV'a gelelim. Biraz TAV'ı konuşalım. Şimdi TAV bugüne kadar çok hızlı büyüdü. Geriye dönük baktığımızda çok hızlı büyüdü. Ciro 400 milyon eurolardan 1 milyar euronun üzerine geldi. Yolcu sayısı 23'ten 72'ye 3 katın üstünde bir artıştan bahsediyoruz. Havaalanı sayısı da ciddi miktarda arttı. 12'ye geldi. Bu nasıl oldu? Kısaca onu anlatır mısınız? Nasıl bu kadar hızlı, yolcu sayısı 3 kat, ciro bu kadar yüksek? Şimdi biz bu işe başladığımızda 2000 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı ile birlikte başladık. Başladığımızda biz şunu gördük. Yani bu sektörün büyüyeceğini gördük. Demin konuştuğumuz rakamlarda bu sektörde ciddi bir büyüme yaşanacağı ve bizim de bu sektörde yerimizi almamız gerektiğini düşündük. İkincisi sivil havacılık sektörüne baktığınızda bir uçak üreticileri var, havalimanı işletmecileri var, bir de hava yolları var, işletmecileri var. Şimdi bu üçü arasında hava yolları işletmecileri ve hava uçak üreticileri çok büyümüş. Çok adamlar A380 yapıyor, 787 yapıyor. İşte hava yolları dünyanın en gelişmiş sistemlerini uyguluyorlar. Çok değişik pazarlama metotları var, iş modelleri var. Ama havalimanlarına baktığınızda genellikle tüm dünyada devletler, hükümetler veya sivil havacılık kuruluşları işlettiği için, yani devletin çalışma sistemi içinde, devletin satın alma kurallarını uygulayarak çalıştıkları için biraz geri kalmışlar. Havalimanı özelleştirmesiyle birlikte sektördeki bu üçlü uyum içinde çalışmaya başladı. Biz de bu özelleştirmede zamanı yakaladık. Yani zamanında aldık. Ve ondan sonra çok ciddi bir şekilde bu özelleştirmedeki Atatürk Havalimanı'ndan edindiğimiz bilgiyi bölgeye yaymak için karar verdik. Dedik ki biz 2000 yılında 10 yılda 10 havalimanı işleteceğiz. 2010'da 10 havalimanı işletiyorduk. 2010'da bana sormuşlardı, bundan sonraki hedefiniz ne? 2010'da 47 milyon yolcumuz vardı. Ben dedim ki 47 milyon yolcumuzu 2020'de 100 milyon yapacağız. Şu anda bu sene 2012'de 72, bu sene 85 milyon civarında oluyor. Seneye de zannediyorum 100 milyonu yakarız. Yani hayallerimizi kısa tutmuşuz aslında. Yani sektördeki büyümeyi yakalamak için ne yapıyoruz? Biz bir kere marka olmaya çalıştık. Yani marka olmak popülerlik değil, seçilebilir olmaktı. Biz hakikaten seçilebilir olduk. Yani şu anda dünyanın her yerinden bize eğer bir ihaleye davetiye geliyorsa ve dünyanın her yerinde biz yeterlik alabilecek durumda isek bir yerlere geldik. O zaman bir şunu bir söyleyelim, çok güzel bir şey. Grafiği arkadaşlar değiştirebilirlerse. Şimdi dünya hava alanı işletmecileri diyelim, hava alanı işletmecileri arasında dünya sıralamasında yolcu sayısında 8. Ciro'da 14. Evet. Sıradasınız. Herhalde Türkiye'de bilmiyorum bu kadar sıralamada üst sıralara gelebilen, hele böyle spesifik bir sektörde başka şirket var mıdır? İkincisi de New York'un en büyük ikinci havalimanına talipsiniz. Evet. LaGuardia. Bu da herhalde zaten talip olmak bile çok zor bir şey. Bunu ve onu biraz anlatır mısınız bize? Şimdi bu Airline News'te çıkan bir inceleme dünyada hakikaten yolcu sayısında 8. Çünkü 72 milyon
yolcumuz var. 72 milyon yolcusu olan havalimanı işletmecileri işte 8. olmak demek ki ciddi bir rakam dünyada. Çünkü 1753 tane havalimanı var. Ben Dünya Havalimanları Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. 1753 evet. tane havalimanı bize bağlı. Orada işte 8. olmak çok önemli bir rakam olduğuna inanıyorum. Ciro'da da 14. olmamız yine bizim bayağı iyi bir yerlerde olduğumuzu gösteriyor. Şimdi havalimanı sektörü dediğimiz gibi teknoloji yoğun bir sektör. Yani bu sektörde hakikaten başarılı olabilmek için her şeyi bilmeniz gerekiyor. Yani çok iyi finansman bilmeniz gerekiyor. Çok iyi işletme bilmeniz gerekiyor. Çok iyi mühendislik bilmeniz gerekiyor. Bütün bunları bir arada bulundurmanız gerekiyor. Çok iyi insan kaynaklarınız olmanız gerekiyor. Bizim insan kaynaklarımız çok iyi. Şu anda LaGuardia dediniz. LaGuardia'ya yeterlik alabilmek öyle çok kolay bir iş değil. Yani çok samimi. Kaç grup var toplam? Yani 3 grup var şu anda LaGuardia'da ve bunların diğer bizim rakibimiz olan grupların Türkiye'de adını bile kimse bilmez. Çünkü Amerika'nın, Kanada'nın çok gelişmiş ülkelerin çok gelişmiş grupları. Biz orada Goldman Sachs'la ve Aeroport de Paris ile beraberiz. İnanın yeterlik dosyası bir doktora tezi ayarındaydı. Yani çünkü işi nasıl yapacağınızdan, nasıl finanse edeceğiniz, ne kadar sermayeniz var, oraya kullanabileceğiniz sermaye ne kadar ve işletme metodlarınız, iş modelleriniz ne olacak, pazarlamanız ne olacak hepsini sunmanız gerekiyor. Biz bunları sunarak yeterlik aldık. İnşallah Nisan'da ihalesi var. İnşallah başarılı oluruz. Çünkü biz havalimanı işletmecisi olarak nasıl Türk Hava Yolları bayrak taşıyor, biz de tav olarak bayrak taşıdığımıza inanıyoruz. Yani şirket olarak baktığımızda karlılık tabii ki önemli ama çalışan memnuniyeti, ülkeyi iyi temsil etmek de çok önemli. Biz ülkemizi iyi temsil ettiğimizde, çevreye duyarlı olduğumuza, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin mutlu olduğuna inanıyoruz. Zaten başarımızın da buradan geldiğini ana şeyler değil mi bu? Şimdi tabii ben geçen sene o sırada yaparken havalimanı şey yaparken bir şey fark ettim. Biz havalimanı bir bina gibi görüyoruz. Anladım ki havalimanı aslında bir bina değil. Havalimanı işletmeciliği de bir bina işletmeci. Orada aslında bir bilgi birikimi, çok korkunç bir bilgi birikiminden bahsediyoruz. Her şeyin saniye saniye birbirine bağlı olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bu işin mühendislik tarafı mı demeli ona, ne demeli bilmiyorum. Çok etkileyiciydi. Biz kendi aramızda havalimanı işletmeciliğini fiziksel internet diyoruz. Yani fiziksel internet. Fiziksel internet. Yani herkesin buluştuğu, dünyadaki o herkesin buluştuğu, bilgilerin buluştuğu, yolcunun ama bütün amacımız şu. Yolcunun ve bagajın çok rahat bir şekilde, düzenli bir şekilde akıp gitmesi. Bizim ana görevimiz bu. Yolcu ve bagajın birbirleriyle buluşarak gittikleri yerde düzgün bir şekilde akıp gitmesi. Ama bunu yapabilmek için çok ciddi bir şekilde bilgilerin birbirine bağlanması gerekiyor. Onun için bir de internette sadece bilgiler gidip geliyor, datalar gidip geliyor. Bizde bir de fiziki olarak bunu uyguluyorsunuz. Onun için fiziksel internet diyoruz biz havalimanı işletmeciliğine. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ben açıkçası çok etkilenmiştim. Çok güzel bir program. O zaman aslında çok sağ olun. Çok güzel ve etkileyici bir şeydi. Tabii bunu kazasız belasız hiçbir şey bir şeye dolanmadan yapıyor olmak büyük bir beceri. O yüzden de TAV'a da teşekkür edelim. Programın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şener. TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı bizimle birlikteydi. Ben çok sağ olun. Teşekkür sağ olun. Ederiz. Gün boyunca ekonomi haberlerini size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik burada kapatalım.